Birçok kişinin hayatını karartan yorgun mermilerle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma yaptı. Son 7 yılda Karadeniz bölgesinde meydana gelen yorgun mermi olaylarının yarısının Trabzon'da gerçekleştiğini belirledi. Attığımız mermilerin gökyüzüne gitmediğini ve tekrar aşağı indiğini, indiği zaman insanlara denk gelirse insanların ölümüne yol açacağını biliyoruz. Kutlamalar, düğünler ve asker eğlenceleri. Havaya ateş edilen her mermi bir başkasını hayattan koparabiliyor. Havaya tam 90 dereceyle atılan bir merminin yaklaşık 45-50 metre bölü saniye hızla yere düştüğünü bilmekteyiz. Bu da kafatasını delmek için yeterli bir sınırdır. Havaya ateş açmak eğlenceli gözükse de yorgun mermi sıklıkla ölümlere neden oluyor. En çok ölümse Trabzon'da. Medyadan araştırdığımız çalışmalara göre 2016-2023 yılları arasında 59 tane yorgun mermiye bağlı yaralanma olduğunu tespit ettik. Bunların %30'unun Karadeniz bölgesinden olduğunu ve bunun %30'un da %50'sinin Trabzon bölgesinde, Trabzon il sınırları içinde olduğunu tespit ettik. Yorgun mermiyle ölenlerin çoğuysa kadın ve çocuklar. İstatistiklere bakılırsa yorgun mermide kadın ve çocuk yaralanmalarının diğer ateşli silah yaralanmalarına göre daha fazla olduğunu biliyoruz. Peki bu sorun nasıl çözülebilir? Yine bu yorgun mermiyle ilgili Trabzonspor'un geçen seneki şampiyonluğunda yapılan çalışmalar, eğitim çalışmaları, afişler, kamu spotları nedeniyle bunun durdurulabildiğini, Trabzonspor'un uzun yıllar şampiyonluğuna rağmen hiç atışın yapılmadığını bunu gözlemledik. Yani eğitimle çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünmekteyiz.